Hadara melekül mevti. Evet. Ölüm meleği geldi. Geldi. Evet. Racülen remutu. Ölmek üzere olan adama canımızı Azrail alıyor ya. Ölüm meleği geldi. Nezih halinde ruhunu kabz etmek için feşakka azahu, azalarını yardı. Felem yecidhu amel amele hayran. Allahu ekber. Bir baktı ki hiçbir iyilik iş yapmamış herif. İyi bir işi yok amele. Eliyle bir iş, iyi iş yapmamış. Ayağıyla, gözüyle Kur'an'a bakmak güzel iş. Gözün değil mi efendim? Kabe yapmam güzel iş. Bir iş yok. Eline hayır işlememiş. Hiç iyi işi yok. Canını almaya geldi. Adamın azalarına baktı, yardı, şöyle açtı. Azalarında hiçbir iyilik yok. Felem yeçüdü amel hayran. Bir hayır sümme şakka kalbehu. Sonra kalbini yardı. Azrail melek diyor peygamberimiz. Felem yecid fihi hayran. Kalbinde de bir şey yok adamın. Hiç olmazsa kalbinden geçir mesela, değil mi? Yapmasan bile. Kalbinde de bu da yok. Adamın hiç ölmek üzere. Kalbinde de böyle iyilik de yok adamın. Onu da görmedi. Fefekke lihyeyhi fevecede tarafe lisanihi lasikan yuvannikuhu evet yakulu la ilahe illallah fegafara lehu fegufere lehu. Ondan sonra diline geldi. Bak adamın azalarında bir yok, kalbinde bir şey yok. Hiç iyilik etmemiş. Böyle. Ama adam la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip dur dili. Böyle. Allah nasip etsin. Bütün ümmeti Muhammed'e, bize de. Ne diyor bak. Bunun üzerine adamın tüm şeyi affolunur. Affolunur diyor. Son sözü la ilahe illallah. Nasip olana bak. Görüyor musun? Geldi baktı. Dili böyle söylüyor. Böyle söyleyince adamın her şeyi affolundu. Hayatından kurtuldu. Diyor güzel peygamberimiz. Aa, şimdi ne yapalım o zaman? Dilimize bu kelimeyi alıştıralım. Efendim. Kızdık, öfkelendik. Hanıma öfkelendik. Oğlana öfkelendik. Karıya öfkelendik. Komşuya, arkadaşa, müşteriye. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Öfkeyi bunu çıkaracağız. Baktık çok güzel. Allah. Ya çok güzelsin. La ilahe illallah de lan. Dilini buna alıştır. Öfkelensen de dilinden bu çıksın. Sevinsen de dilinden bu çıksın. Her durumda dilin buna alışsın. O hali getir la ilahe illallah demeyi. Gece gündüz bunu söyle dur yolda belde. Evet. Böyle dilin buna alışmış. Şimdi hep anlatırım ben de. Böyle Avrupa ülkelerinde doktora yapmış, çok çalışkan, dinden imandan haberi yok bir arkadaş. Sonra bizi buldu, bizimle beraber arkadaş oldu derken işte bu hadisleri de onlara okuduk. Şimdi akıllı adam, profesör olmuş ama teknik profesör, çok da disiplinli. Bir gün aynı üniversitede okuyoruz, dersten çıktım geçiyorum önünden. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hep anlatırım ben bunu. Bağırıp durur. Allah Allah. Sınıfta bağırıyor. Teknik profesör ya, adam hoca değil. Neyse, profesörler odasına geldi. Hayrola dedim ya. Ya dedi, dersi kaynatmak için, ders zor. Talebeler dersi kaynatmak için böyle şeyler yapmışlar. Onu çok sinirlenmiş. Yani Allah belamızı versin bu falan demiyor. Dikkat edin bak. Benden bu hadisi duymuş. Sevinse de la ilahe illallah. Kızsa da la ilahe. Nasıl bağırıyor? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kapının dışından duydum ya. Sen böyle demedin mi? Okumadın peygamberimin sözünü. Evet dedim. Ondan beri dilim diyor. Hep bunu alıştırdım diyor. Karıya da böyle bağırıyorum diyor. Talebeye de böyle bağırıyorum. Akıllı adam, görüyor musunuz? Dilinizi hani Allah belamı versin. Yu 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 deme ha. Evet, şimdi adam bugün telefon etti, 36 yaşındayım dedi, evlenemiyorum dedi, nereye gitsem. Belki bu çocuk şeyken anası ona su döktü, yemek döktü, halıyı kirlendirdi. Bir beddua etti, o ağzından çıktı, demiyor lan böyle. Allah belanı versin, Allah kahretsin, Allah seni eş vermesin, deyiveriyorlar ya. Ağzından çıkan kulağı duymuyor anaların. Arkadaş dedim,
Anana dedim sor bakalım. Sana çocukluğundan sordum hocam dedi hiç hatırlamıyor. Demedim de diyemiyor dedi. Diyeyim de diyemiyor. Onun için demiş gibi Allah tövbe etsin. Şöyle diyor dediyse anan dediği anında götürülüyor arşa. Gereği yapılıyor. Sen ne yapsan adam muazzam mühendis iyi para alıyor ama evlenemiyor bir türlü. Evet son anda bozuluyor. Böyle dediyse o onu ana yalvarsın. Allah'ım ben ettim sen etme yalvarsın diyeyim. Çok var böyle. Evet sakın ha hanımlarınıza siz de baba olarak da öyle, ana olarak da öyle. Çocuğunuza beddua etmeyin. Kardeşinize, müminlere beddua etmeyin. Hep ağzınızı güzel şeylere alıştırın. Ama o anında götürürler, yazarlar. Sonra sen onu unutursun. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz çünkü yazdırmışsın sen. Onu sildirmek için yalvarman lazım. Gözyaşı dökmen lazım. Evet efendim. Güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerini kulağımıza küpe edelim efendim. Evet böylece dünyada da mutlu, ahirette de mutlu olalım.